Pekala amca. Bugün imkan olsa ya da serbest bırakılsa geriye gitmek ister misin? Ben istersem giderim yani. Ben şey şeyle. Yerleşmeye. Yerleşmeye gitmem. Gitmezsin. Gitmem. Şimdi bak. Ben Türkiye'yi gezdim. Yunanistan'ı gezdim. Bulgaristan'ı gezdim. Suriye'yi gezdim. Bağdat'ı gezdim. Bak şimdi Suudi Arabistan'a gittim. Kuveyt'e gittim. Bütün devletler hepsini, Almanya'ya gittim, Belçika'ya gittim, Hollanda'ya gittim. Ve onların gezemediği yerlere, o Almanya'ya iki defa gittim. Her yerini gezmeye meraklıyım yani. Ve araştırdım, gezmeye, öyle gezmeye meraklı gittim. Yalnız Türkiye'ye, Cenab-ı Allah maddi ve manevi güzelliği Türkiye'ye vermiş. Adam sen için araştırıyorsun. Emin olasın ki biz ne kadar Allah'a şükretsek az. Çünkü bütün maddi ve manevi güzelliği Cenab-ı Allah Türkiye'ye vermiş. Peki, buraya geldiğinizde mesela yerlilerle hiç böyle problem yaşadınız mı? Yerliler bize daima sahip çıktı. Biz çünkü geldiğimiz zaman burada göçmenlerden yani amele aldılar ama göçmenler ille yapmazdı. Ben el alından çalışacağım direkten. Hep onları işe alırlardı yani. Fabrikalarda burada mesela çalışma olsun, şey olsun. Bizim göçmenleri hiç burada boş bırakmadılar. Peki, ne zaman sonra mesela geldiğinizden ne kadar süre sonra mesela yerlilerden kız aldınız? Yerlilerden kız aldık. Kız ama vardı. Ama kaç yıl sonra? Hemen mi verdiniz? Yok canım. Şimdi mesela ben geldim. Daha iki kişiydik. Bir hanım bir kendim. Ondan sonra çocuklar oldu. Ya hayır. Etrafınızda muhacirlerden veya da muhacir demeyeyim mi? Göçmenlerden. Tamam her neyse. Yerlilerden hemen gelir gelmez kız aldınız mı? Şerif hocam merhaba. Hoş geldin. Peki mesela 55'te geldiniz. 55'te. Evet. Kaç sene sonra mesela yerlilerden gelin aldınız? Yerlilerden mesela yerlilerden 5 sene, 6 sene veya 10 sene sonra kız aldık verdik. Tamam. Bak. Evet. Şimdi 5 sene mi 10 sene bak arada 5 sene var. Ama şimdi hiç belli olmaz tabii. Mesela şimdi hayır. 55'te geldik şimdi, bakarsın 65'te bakarsın bak, verdik ayrı. Aldık. Hayır, tamam. Sende değil. Etrafında. Ya etrafı mesela nasibi çıkanlar kimisi kız verdi kimisi kız aldı. Ya yani. Anladım. Tamam. Ya Ali amca sen beni anlamıyorsun. Evet. Yani geldiniz buraya. Varıp da bir ay sonra yerliden kız aldınız mı? Yok. Kırk kız verdiniz mi? 42'de 42'de aldık üzerinden. Ya sizden oldu. Değil. Buraya geldikten sonra etrafınızdakınlarda etrafındakınlarda çünkü uyumdur yani. Tamam uyudu mu? Yani 2 sene sonra mı uyum sağlandı? 3 sene sonra mı uyum sağlandı? Şimdi bak biz Trakya'ya geldiğimiz zaman benim babam koçaydı, ben vaizdi. İki yerde tayin ettiler şeyde. İpsala'da. Ondan sonra benim abim 3 sene sonra kız aldık yerlilerden. Ya 3 sene sonra. 3 sene sonra. Ha bak benim mi sormak istediğim o. Tamam. Yani uyum olmayınca etrafını tanımayınca tabii uyum sen, Yani kız alıp kız bu önemli aslında. Tabii tamam işte. Peki mesela düğün yapıyorsunuz. Tamam. Yerliler hemen düğünlerinize gelir miydi veyahut da yerlilerin düğününe gider miydiniz? Şimdi bak eğer Rahmani yaparlarsa giderdik, şeytanı yaparlarsa gitmezdik. Ya şimdi şeytanın ne işi var düğünde ya bu alemce ya? Var şeytanı var. Rahmanın ne işi var ya? Çok şeytanı. Ya ben rakımı da içerim, duamı da ederim. Şimdi Rahmani falan filan. Olmuyor bilen... işte o. Yani şimdi. Olmuyor ikisi. İkisi bir arada olmaz. Ya Rahmani şimdi, olacaksın ya şeytan olacaksın. Ya bak şimdi. Şimdi onları bırakalım. Ya. Bak ama işte. Bu düğün, mesela adam sen buraya gelmişsin. Ertesi günü başkasının düğününe gider misin? Şimdi bak. Gidemez. Bak madem bunu açtın. Bak anlatayım ben sana. Şimdi bana davetiye gelir. Filan yer. Bak bugün değil. Bak bugünü anlatma bana. O günkü günde de söyleyeceğim. O günkü de öyleydi. Mesela aynı geldiğim zaman ben Trakya'ya geldiğim zaman Trakya'da 5 sene kaldım. Orada benim durduğum yerde 200 hane şey vardı yalnız. Kuluş derler Yunanistan'dan pamuklar gelmiş. Onlar da düğün yaptılar mı? Bak şimdi ben doğru konuşuyorum, sen anlamadın onu. Düğün yaptıkları zaman eğer davulsuz, zurnasız yani düğün yaparlarsa onu saymazlardı onlar. O kuluş pomakları ve Türkçe konuşmalılardı, pomakça konuşurlardı yani. Davulsuz, zurnasız, düğün tamam işte, ya. Ben de onlara diyorum ki, bak ben onlara orayı diyorum işte.
şeytani yaparsa giderdik. Babam rahmetli benim nikaha çağırırlardı babam. Bak koca nikahsı. Kim derdi babam? Ben derdi benim mesela Diyanet, o zaman Diyanet başkanları vardı. Büyük şeyler hep şeydi. Ben derdi şeytani olduğu zaman da gelinle damata getirecek nikah filan yerde yapacağım derdi babam rahmetli. Çünkü olmaz bunlar da, tutmaz derdi. Hem şimdi affedersin, şimdi nerede sen, hem içki iç, hem orada bir şey yap, olmaz bunlar. Ya Rahman olacaksın ya şeytan olacaksın. Bu böyle, sen istediğin kadar söyle yani. Evet. Şimdi bak, buyur. Peki, geldiğinizde kaç sene oranın kıyafetlerini giymeye devam ettiniz? Şimdi biz oradan geldiğimizden sonra biz kendi kıyafetlerimizi, devamlı kendi kıyafetlerimizi giydik. Ama bugün giymiyorsunuz. Gene giyeriz ya, neden? Ya şimdi sen normal, yani kaç sene devam ettirdiniz ya oranın kıyafetlerini? Yeni nesil yetişti mi? Mesela şimdi bir devre dediğimiz ne var şimdi? Bir evlendiği zaman da 15-20 yaşında ya ne sen, olur sen? Sen mesela oradaki kıyafetlerin aynı tipini kaç sene giydin geldikten sonra? Geldikten sonra çocuklar yetişince mesela 10 sene, 15 sene giydim. Oranın tipinde? Tabii. Ondan sonra çocuklar buraya uymaya başladı. Sen de uydun onlara, tamam. O zaman şeytan oluyorsun yani, değil mi? Tabii, yok kıyafet. Tabii ama onların gibi giyemezsin. Ya, ya bir dakika olmaz, dur. Olmaz, evet. Peki, evet. Teyze, şimdi adın ne? Hatice ama ben çok merak ediyorum bu soruları bana. Tamam, ondan, anlatacağım. Ondan sonra sor soruları. Peki, niçin, Hatice niçin teyze. Soruyorsun, niçin soruyorsun? Şimdi bir çalışma vardı bu Yugoslavya göçmenleriyle ilgili. Bir doçent arkadaşımıza ben şey yapıyorum. Şimdi bilimsel bir şey bu. Oradaki yemeklerden hala devam ettirdiğiniz var mı? Ederiz. Hani ne var burada? Domuz kaşası. Ha bir dakika dur. Şuraya gelir misin? Dolma, bak ama ben şey. Sesi alamıyorum orada. Burada makine alamıyor. Kalmasın benim sesim. Domuz kaşası neyin nesi? Domates kaşası. Soğan, biber doğrarsın. Un kavurursun, domates kaşası olduruz. Suyunu katarsın, un kaşası. Bir de kapama yapıyorlar. Kapama ne? Şerif abi? Pirinç ve et. Pirinç yapıyorlar. Bir de tavukların butları var ya. Hı. Onlarla beraber. Tavuklar, et. İkisi beraber. Fırına atarlar. Ama yanında da güzel rak içilir ha, değil mi? Kaçamağımız boldu. İyi. Bir dakika ayran, ne? Ayran. Kaçamağımız boldu. Kaçamak ne? Kaçamak da mısır unu oluyor. Darı, darı onunla. Ama pomaklar söylemiş. Ha tamam, kaçamak derler onlar. Peki buraya geldiniz. Murat Bey'in ilk muhtarı kimdi? Burada biz geldiğimiz zaman bizim göçmenlerden fazla olunca seçtiler. Enver Berberoğlu'ydu. Şimdi i̇lk muhtar 95, mı? Burada şimdi. Yani ilk muhtar mı? 55'te. Ha 55'te olan İbrahim vardı. İbrahim soy ismi neydi? Burada İlk muhtar oydu İbrahim. Yani. İbrahim vardı ya, şey ya. Emin'in eniştesi. Demir Sudan sonraydı. Değildi Demir Sudan. Peki. Enver Berberoğlu vardı. Şey, oğlu muhtar şimdi Emin. Emin'in babası. Emin'in. Ondan sonra kim oldu muhtar? Benim oğlan oldu. Benim sen... Mustafa Şen. Tanır mısın Mustafa Şen? O gönderdi buraya. Ben senin telefonunu, ev telefonunu nereden bileyim? O verdi zaten. Şimdi benim Mustafa. Tanıyorum tabii. Benim Mustafa 20 sene yaptı. 4 devre muhtarlık yaptı. Ha, ondan sonra zaten. O bıraktı. Ondan önce İbrahim abi vardı. İbrahim işte. Hayır İbrahim işte. O dedim İbrahim işte. Kızıldoğanlı. O Kızıldoğanlı değildi İbrahim. İbrahim Baraklı da vardı, bir köy vardı. O köyden dedi. İçkici. Tamam içkici. Tamam. Biliyorum. Tamam. Mühür şey yapar, gitmiş şişe şarap al gel. Tamam. Yani. Tamam. Aynı. Orada. Anlatmışlar sana, evet. Ya ben tanıyorum ya. Tamam. İbrahim'i tanır mısın? Tanıyorum tabii. Evet. Ondan sonra işte Enver, benim oğlandan evvel Enver Berberoğlu vardı işte. O da sağda, 95 yaşında. Emin'in şimdiki muhtarın babası. Peki etrafınızda orada köyler, sormuş muydum ben onu sana? He, he. Köyler. Hangi köyler vardı? Ne, burada. Orada, burada değil ya, orada. Yugoslavya'da. Ha, orada mı? Ya. Orada sana söyle, Dedeli vardı, Çalıklı vardı. Bak şimdi. Dedeli, Çalıklı, Bahçebosu vardı, Bayrambosu vardı, Sevindikli vardı. Fırka vardı, gavur köyüydü. Şirinça vardı, Müslüman şeyi. Doyran vardı yani, gavur köyü. Çavuşlu vardı, o şeydi. Onlar o Türk şeyleri onlar. O yalnız Buydansa, Gevgeli, Fırka, Doyran, bunlar gavur köyüydü dördü. Bir de Valandova, 5. Türklerinden de işte dediğim gibi Dedeli, Çalıklı, Bahçebosu, Sevindikli, Bayrambosu. Bunlar da Türk köyleriydi. Evet. Bizim tarafımızda bütün Türk köyü daha fazlaydı.
Pekala amca, çok teşekkür ederim. Biraz dinlendireyim ben seni. Evet.